Gülsen problemi biz aslında üzerimize almış olduk. Yani belediye başkanlarıyla görüştük, ilçe belediye başkanlarıyla görüştük. Bu işi daha önce yapmış, başarılı olmuş kooperatiflerle görüştük. İşte birçok yol aradık kendimize. Sonundaki en nihai kararın yine kooperatif olacağını düşünerek yine belediye başkanımız sağ olsun onun da destekleriyle, vali bey de destekleriyle kooperatifimizi kurduk. Dışarıdaki esnaf olmayan birinin kurduğu bir kooperatif değil, tamamen esnafın kendi kurduğu bir kooperatif bu kooperatif ve oda da burada öncülük yapıyor. Odanın imkanlarını da burada kullanarak, işte belediyemizin de imkanlarını kullanarak resmi bir kuruluş olması için ikili üçlü bir kooperatif oluşturduk. Hızlı bir şekilde buraya üye yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 100'ün üzerindeyiz. Ama işte evraklarını tamamlamayan, eksik kalan evraklarını getirecek olan üyeleri bekliyoruz. Esnafların burada biraz daha bu işi duyarlılık, buraya sahip çıkartıp bir an önce bu evrak kayıt işlemlerini tamamlayıp arazi alanına çıkmamız gerekiyor. Çok vakit kaybedecek bir durumumuz yok. Bir an önce bu işi nihayetine erdirmemiz gerekiyor. Şimdi belli bir sayıya ulaşacağız. Önümüzdeki ay sonuna, yani Ekim ayının 31'ine kadar bu süreci devam ettireceğiz, kayıt işlemlerini. O süreç bittikten sonra birinci etapta arazi alım çalışmalarını başlatacağız. O günkü şartlarda kaç kişiysek, işte 300'se, 300, 400'se, 400 kaç kişiysek o kişiler üzerinden yoğunlaşarak bir kısım arazi alımını yapacağız. Ondan sonraki gelen kişiler kooperatife ikinci etap kaydı ya da yedek olarak kaydedilecek. İkinci etaptaki kayıtlı olan esnaftan kârlı olmuş olacak, ikinci etapta biraz daha farklı olacak, fiyat farkı. Baktığımız arazi 900 dönümlük bir projemizde, planımızda 1100 adet sığabilecek şekilde içerisinde sosyal donatıları olan, işte alışveriş merkezleri olan, sosyal aktivitelerin gerçekleştirebileceği, idari binası, düğün salonu gibi kendi yenilebilir enerjisini kendisi üretebileceği, işte güneş enerji sisteminden faydalanabileceğimiz, işte konaklama alanı olan gibi birçok özelliği içerisinde barındıran ortak kullanım tesisleri, en önemlilerinden bir tanesi de bu esnafın gücünün yetmediği, alamadığı makineleri bir tesiste biriktirip alıp esnafın faydalanabileceği bir ortak kullanım tesisleri gibi birçok içerisinde şu anki yeşil sanayi dediğimiz, içerisinde yeşilliğin daha çok bol olduğu, yani yeşil sanayi dediğimiz, bakanın da buna teşvik ve destek verdiği bir sanayisiz projesi hazırladık. Bunu hazırlarken de yani kendi hayal ettiklerimizin dışında yapılmış örnek olan sanayi sitelerden, işte bir Kayseri gibi, Gaziantep gibi, işte Artvin'de yapıldı keza orada, onlar gibi birçok sanayilerinden örnekler alarak bunu birleştirdik ve bence Samsun'a çok büyük bir değer katacak bir sanayisi. Sadece sanayisi olarak görmemek lazım. Yani buralar gibi, var olanlar gibi değil de daha çok böyle bir işletme tarzında içerisinde kendi kendini geliştirebilen, esnafın kendi kendini geliştirebileceği sanayisi kurmayı planlıyor. Hem madeni sanatkar odası olarak hem burada bir esnaf olarak, yani çocukluğumdan beri ben sanayideyim. Burada bir eser bırakalım, bir eser yapalım ve Samsun'un kalitesini de arttıralım aynı zamanda. Gülsel Sanayi Sitesi'nde esnafım. Hoffman Road Balance'ın sahibiyim. Kooperatifte ben üyeyim. Başkanımız da gayet iyi çalışmalarda bulunuyor. Yani gayet güzel girişimler yapıyor. Her şekilde her yere girip çıkması, çalışması ve işi yürütmesi yani bence şu anda harika. Yani kooperatifin kurulma amacı, yani ben üye oldum, herkes de üye olmasını isterim. Niye üye olmasını isterim? Sonuçta buralar yıkılacak. Yani sonuçta daha sonraki yatırım yapmak için veyahut da iş sahası açmak için veyahut da çalışmak için ne yapacağız? Gideceğiz, orada çalışacağız bu sefer. Öyle değil mi? Yani burası yıkıldı mı ne yapacağız? İşsiz kalacağız veyahut da hepten bırakacağız. Veyahut da orada kiralama gibi bir amacımız var mıdır yok mudur onu bilmiyorum orada. Herkes dükkan sahibi olması istiyoruz. Dükkan sahibi olsun da zaten. Yani bunun çabasında yürüyor başkanımız şu anda. İnşallah hayırlı olur. Ben Mustafa Çakır, Gülsen Sanayi'si de esnafım, makine mühendisiyim. Özel bir Opel servisimiz var burada. Biz Opel ve şarjlı kullanıcılarına hizmet veriyoruz. Kooperatifin üyeyim. Kooperatifin kurucu üyelerinden bir tanesiyim. Kooperatifin kurulma aşaması, yani daha doğrusu sebebi nedir? Neden kooperatif kurduk? Beklentilerimiz nedir? Ve insanların beklentileri nedir? Gülsen Sanayi Sitesi yani 20 yıldır yıkıldı, yıkılacak yani diye bir söylentiler ne zamandan beri var. Yani bunun sonucunda belli bir aşamaya kadar gelindi. Hem derli toplu yeni bir sanayi, insanların daha iyi hizmet alabileceği bir yer olması için öncelikle bir kooperatifin kurulması gerekiyordu. Yıllardan beri gelen bir
hedef vardı zaten. Madeni Sanatkarlar Odası olarak bu kooperatif kuruldu. Üye alımlarına başlandı. Hem mevcut yönetim, yani sivil toplum örgütleri, hem belediye başkanı da teşviğiyle bu yolda ilerliyoruz. Amacımız nedir? Neden insanlar kooperatife üye olmalılardır? Öncelikle buradaki Gülsan'daki esnafın çoğu kiracı, yani %80'i kiracı. Buradan bir dükkan almak istese maliyetler belli. 100-200 metrekare dükkanlar atıyorum 600-700 bin lira civarında. Artık yıkılacağı için kimse buraya yatırım yapmak istemiyor. Burada bunun yarım maliyetine en azından insanların, yani buradaki esnafların mal sahibi olabilmesi için bu kooperatif kuruldu. Beklentilerimiz bu yönde. Desteklerinizi de bekliyoruz. Ben Abdullah Kuluksa, Revos Otomotiv'in kurucularındayım. Ortağım Serkan Demir'le yürütüyoruz burayı. Gülsan Sanayi Sitesi biliyorsunuz zaten kalkacak. Bu plan projesi kurulmuş, edilmiş ve bize zemin hazırlayacaklarına inandıklarımız bir kooperatif kuruldu. O kooperatifi başkanımız zaten bizlerle genç seçtik. İnşallah da başarılı olacak. Zaten arkasından büyük bir destekçi olarak devam ediyoruz. Kardeşimiz zaten şu anda büyük bir şekilde kooperatifi canlandırıp bir an önce bize güzel bir yerlere getirip güzel bir dükkan sahibi yapmanın peşinde. Artık kiracı kalmayalım yani. Çok kiracı var yani şu sanayinin içinde. Yabancı, bugün Almancı'dan tut da diğer iş adamlarına kadar herkes dükkan sahibi oldu. Bir sanatkarın dükkanı fazla yok. %15'i dükkan sahibidir, gerisi kiracı. En azından bizi kurtarmanın yolunda. Projesi zaten o. Ve gelecekteki projesini birazını gördüm. Çok güzel atılımlar yaptığını öğrendim. Yeni nesile göre hazırladığını projenin öğrendim. Tam olarak detaylı bilmiyorum. Kayıtlarımı yaptırdım. Geç kalmasın, bütün arkadaşlarımız da kayıtlarını devam ettirsinler, bırakmasınlar. Bu iş sonu hayırlı olacak, güzel olacak. Yani güzel bir sanayi olacağına inanıyorum. En azından belki kirazlıktan güzel olur. Kirazlığı yeneriz. En azından milleti oraya taşırız. Yani kirazlık mı kazanacak, biz mi kazanacağız derdi olmasın. En azından biz de aç kalmayalım. Orada daha güzel olur. Öyle inanıyorum. Eyüp kardeşimiz zaten bizim arkamızda iyi bir arkadaşımız. Bizi de yalnız bırakmayacak. Bizi ortada da bırakmayacak. Ona inanıyoruz. İnşallah bizim devlet de arkamızda olur da taksitlerimizi düzenli yapmış olur. Devletle anlaştıracak büyük bir ihtimalle bankalarla. İnşallah ödemelerimiz de büyük, yüksek bir meblağ olmaz da herkesin ödeyebileceği bir şekilde, herkesin altına kalkabileceği şekilde olur da herkes bir dükkan sahibi olur. Yarım kalıp da yarın ne yapacağım, evimi mi satayım, toprağımı satayım derdi olmasın kimse de. Ona göre planlarım, projelerim düzgün olursa, her şeyi detaylı, ileriye dönük düşünülürse çok güzel olur. Çok da güzel sanayi olur. Öyle inanıyorum.